Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. SRC sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Eğitimin ve başarının doğru adresi Nedim Şeker Akademi kanalındasınız. Yeni yazılı örnek sınav soruları, banko sınav soruları, sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. SRC nedir? SRC mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, SRC 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı, SRC 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı, SRC 5 ise tehlikeli madde taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Gurur tablomuza eklediğimiz 5 yıldızlı öğrencilerden Mustafa Küçükoğlu. Evet, Mustafa Küçükoğlu'nun mesajı: merhaba hocam, ben Gaziantep'ten Mustafa Küçükoğlu. Bugün SRC 3 sınavına girdim. Hem yazılı hem uygulamalı sınavı geçtim. Üyeniz oldum. Tebrik ediyoruz Mustafa. Ama sadece son 2 gün çalıştım. Buna rağmen geçtim. Okul bahçesinde arkadaşlara sizleri tavsiye ettim. Canlı yayında genelde sorular çıktı. Teşekkür ederim. İyi günler hocam. Akşam canlı yayında yayınlarsanız mesajımı sevinirim demiş. Biz de Mustafa'yı tebrik ediyoruz ve 5 yıldız veriyoruz Mustafa'ya. Güzel günlerde kullan, kanalımızı arkadaşlarına önermeyi unutma. Evet arkadaşlar, bu ve buna benzer videoları çözmek için mutlaka kanalımıza abone olup üyelere özel soruları çözebilirsiniz. Birinci sorumuz geldi. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir? L türü yetki belgeleri, K türü yetki belgeleri, M türü yetki belgeleri, N türü yetki belgeleri. Tabii ki arkadaşlar burada kargo, ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek tüzel kişilerin alması gereken M türü yetki belgesidir. Yıldızlı sınav sorusu. Birinci sorumuz Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuz geldi. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır? 90 derece, 45 derece, 60 derece ve 30 derece şeklinde verilmiş. Tabi bu soruda sık sık sınavlarda gelen sorulardan, tüm SRC'lerde çıkar. 90 derece yıldızlı sınav sorusu Adana seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyaların ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir? A. Özel antrepoya, B. Firmanın deposuna, C. Gümrük idaresine veya gümrük idaresince izin verilen yere, D. Tır garajına. Tabi burada nereye teslim edilmesi gerekiyor arkadaşlar? Gümrük idaresine veya gümrük idaresince izin verilen yere teslim edilmesi gerekiyor. Yine yıldızlı sınav sorusu. Dördüncü sorumuz, iş sağlığı ve güvenliği kanununda iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay ne olarak adlandırılmaktadır? A. Acil durum, B. İş kazası, C. Risk, D. Afet. Tabi burada işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme sebebiyet veren nedir? İş kazası. Evet, iş yerinde olan bir olay, değil mi? İş kazasıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 5'e geçelim. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücülerin her 24 saat içinde 11 saat kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere 2 veya 3 ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır?
10 saat, 11 saat, 12 saat, 14 saat. Tabii ki 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 6'ya bakalım. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre hız sınırlarını %30'dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir? A. Trafikten men. B. Trafik hafif cezası. Hafif pardon. Hafif cezası. C. Para cezası ve 15 ceza puanı. D. Para cezası. Tabii ki para cezası ve 15 ceza puanıdır. Yıldızlı sınav sorusu. 7. sorumuza bakalım. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu'na göre seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf. B. Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler. C. A grubu, B grubu, C grubu. D. 1. grup, 2. grup, 3. grup şeklinde verilmiş. Tabii ki burada A grubu, B grubu ve C grubu şeklinde sınıflandırılıyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 8'e bakalım. Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak firmaların hangi yetki belgesini alması gerekir? Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak firmaların K türü yetki belgeleri alması gerekir. B türü yetki belgesi ticari amaçla otobüs ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapanların. G türü yetki belgesi ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacakların alması gereken yetki belgesidir. M türü yetki belgesi ise tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Hemen 9'a geçelim. 9. sorumuz Karayolları Trafik Kanunu'na göre sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi en az ya da pardon en fazla bakın en fazla kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır? 10 gün, 12 gün, 15 gün ve 30 gün şeklinde verilmiş. 15 gün içerisinde sigortaya durumu bildirmesi gerekir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 10. sorumuz İstanbul'dan Trabzon'a eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC belgesi hangisidir? SRC 4, SRC 2, SRC 1, SRC 3. Evet, İstanbul'dan Trabzon'a eşya taşımacılığı yapılıyorsa demek ki yurt içi bir taşımacılık değil mi? Yurt içi taşımacılığı nedir? SRC 1 uluslararası, SRC 3 uluslararası, SRC 4 ve SRC 2 kaldı. Nedir eşya taşımacılığı? SRC 4'tür. Eğer İstanbul'dan Trabzon'a yolcu taşımacılığı yapıyorsa SRC 2'yi alması gerekir. 11. soru aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir? A. Kanayan yere tütün bastırmak. B. Kanayan yere tendürdiyot dökmek. C. Kanayan yere parmakla basınç yapmak. D. Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek. Tabii geçici ve doğru kanama durdurma yöntemi kanayan yere parmakla basınç yapmaktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. 12. sorumuz şöyle. Çekilen aracın freni bozuk ise çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde çeki demiri olması bu halde saatte nokta nokta diğer hallerde nokta nokta kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz şeklinde verilen sorunun cevabı bakın 10 kilometre, 15 kilometre, 15 kilometre, 20 kilometre, 20 kilometre, 25 kilometre, 20 ve 30 kilometre şeklinde verilmiş. Bakın şöyle çekilen aracın freni bozuk ise çeken araç ile arasındaki açıklığın
1 metreden fazla olmaması bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde çeki demiri olması bu halde saatte 15 olması diğer hallerde 20 kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Yani cevabımız Bursa seçeneğidir. 13. sorumuza bakalım. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışma sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması AETR'ye göre herhangi bir 15 günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? 60 saat, 70 saat, 80 saat, 90 saat. Evet, burada da tabii ki 90 saati geçemiyor. Cevabımız Denizli seçeneğidir. E bakalım. Evet, 14. sorum şöyle şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? İki taraftan daralan kaplama. Sağdan gidiniz levhası, soldan gidiniz levhası, iki yönlü yol levhası. Burada da gördüğünüz gibi 1 ve 2, iki tane araç farklı yönlere gittiğini düşünün. İki yönlü yol levhasıdır. Cevap Denizli seçeneğidir. 15'e bakalım. Karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? A. Park ışıkları. B. Acil uyarı ışıkları. C. Uzağa gösteren ışıklar. D. Yakını gösteren ışıklar. Karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için yakını gösteren farları yakmalıyız. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 16 yetki belgelerinin geçerlik süresi kaç yıldır? 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl. Tabii ki 5 yıldır yetki belgelerinin geçerlik süresi yine yıldızlı sınav sorusu. 17. sorumuz karayolu taşıma yönetmeliğine göre taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A. Maliye Bakanlığı, B. Ulaştırma Bakanlığı, C. Hazine Müsteşarlığı, D. Gelir İdaresi Başkanlığı. Tabii burada dikkat ederseniz arkadaşlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirleniyor. Cevabımız Bursa seçeneği yine yıldızlı sınav sorusu. 18. sorumuz aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsam içerisinde yer alır? A. Nakliyat ambarı işletmeciliği, B. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar, C. Araç tescil belgesinde kar küreme aracı, D. Resmi taşıtlarla ve bunların romoklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamı içerisinde yer alan, bakın yer alan diyor. Nakliyat ambarı işletmeciliğidir. Cevap Adana seçeneği yıldızlı sınav sorusu. 19. Taşıma işleminde eşyayı gönderen kişi taşımacıya aşağıdakilerden hangisini bildirmek zorunda değildir? A. Eşyanın varış noktası, B. Eşyanın cinsini, C. Eşyanın menşeini, D. Eşyanın miktarını. Evet. Tabii burada bakın varış noktasını, cinsini, miktarını bildirmek zorunda ama eşyanın menşeini bildirmek zorunda değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir? Yetki belgesi, taşıt kartı, taşıt belgesi, mesleki yeterlilik belgesi. Tabii ki taşıt kartıdır. Cevabımız Bursa seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Evet arkadaşlar serici 1 2 3 4 5'te YouTube kanalı en doğru adresiniz. Serici'de tek adres. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. %100
SRC 1, 2, 3, 4, 5'ten yazılı ve uygulama sorularını kaçırmayın. Kanala abone olduktan sonra kanala katılarak üyelere özel soruları çözün. 100 alın geçin. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.